Ben o zaman müsaadenizi bir başka başlıkla devam edeyim. Şimdi az önce hani aktardım ya gazeteci Orhan Uğuroğlu yazısından bir kesit işte tartıştık ne demek istiyor olabilir o sermaye söylemi üzerinden. Aynı zamanda bugünkü yazısında 13. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu demesi de Sayın Akşener'e yakın olarak bilinen gazetenin adayı açıklaması anlamına gelir mi? Sayın Selvi ne dersiniz? belli ki Orhan Uğuroğlu'nun gönlünden geçen ya da gördüğü şekliyle Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı ama elbette ki bunun İyi Parti'ye yakın bir gazetede yazılması bu şekliyle değerlendirebilir. fakat bu İyi Parti'nin görüşünü açıklamaz. Ben İyi Parti'nin Kılıçdaroğlu konusunda oldukça mesafeli olduğunu görüyorum. Şu ana kadar Meral Akşener bir kez dahi Kılıçdaroğlu adayımız demedi. Sadece Tunceli'ye bir gittiğinde Kılıçdaroğlu da aday olabilir dedi. O da Kılıçdaroğlu'nun memleketinde bir jest yapması gerekiyordu. Ama aynı Meral Akşener, Mansur Yavaş ve İmamoğlu olabilir mi diye baktık. Çünkü tabanımızdan böyle talepler geliyordu demişti hatırlarsanız. Şu ana kadar hiçbir zaman İYİ Parti de söylemedi. İstanbul İl Başkanı İYİ Parti'nin Burak Avuncu karşımıza Mansur Yavaş çıkıyor dedi. Koray Aydın aynı şekilde Mansur Yavaş istiyor tabanımız dedi. İyi Parti il başkanları Meral Akşener'e ya siz aday olun ya da Mansur Yavaş aday olsun diye ısrar etti. Meral Akşener de ne yapayım kendisi ortaya çıkmadıktan sonra ben mi kolundan tutup aday yapayım diyecek noktaya geldi. Ben orada İyi Parti'nin görüşünü, İyi Parti'nin yetkili kurulları, genel başkanı, genel başkan yardımcıları ee, grup başkan vekilleri tabii bir de şimdi İyi Parti'nin sözcüsü var. Bir e, akademisyen gazeteci arkadaşımız. Bunlar açıklar ama şu var Kılıçdaroğlu'nun bu temaslarıyla altılı masaya Kılıçdaroğlu'nu dikte ettirmeye çalışan bir lobi var. Hı. Bu muhalif medya içerisinde de var. CHP içerisinde de var. Ama altılı masaya Kılıçdaroğlu ismini dikte ettirmeye çalıştıkları sürece orada bir gerilim yaşanıyor. İşte biliyorsunuz aralarında bir takım tartışmalar olmuştu ve her defasında bize Ankara kulislerine şunu sızdırıyorlar. Efendim Kurban Bayramı'ndan önce ya da sonra Kılıçdaroğlu ismi çıkacak. Efendim Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümünde 9 Eylül'de Kılıçdaroğlu ismi ilan edilecek. Böyle kulisler yayıyorlar ama her defasında altılı masadan çarpıp geri geliyor. Hatta Bülent Kuşoğlu biliyorsunuz e, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kılıçdaroğlu'na çok yakın bir isim. E, Bülent Kuşoğlu da eğer Kılıçdaroğlu aday gösterilmese, altılı masa daya e, dağılır deyince Meral Akşener çıktı. Biz noter değiliz dedi. Ben e, Kılıçdaroğlu'nun ismi altılı masa tarafından ortak aday ilan edilene kadar diğer adayların da şansı olduğunu görüyorum bir dönem çok azalmıştı. Neredeyse tartışılmaz bir şekilde Kılıçdaroğlu biraz önce de konuştuğumuz şekliyle yani desteğinizi artık görmek istiyorum. Benimle misiniz değil misiniz çıkışını yaptıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne tüm rakiplerinin ve partinin desteğini alıp cebine koymuştu. Ama ondan sonra yaptığı yanlışlarla birlikte altılı masadaki adaylığında ben tehlikeye soktuğunu düşünüyorum. 17 Kasım'da altılı masanın toplantısı var. Ama oradan da bir Cumhurbaşkanı adayı çıkmayacak. Çünkü Ali Babacan açıkladı. Onların önceliği yazının kenar başlıkları hangi fontla yazılacağı aralıkları neymiş. Türkiye'ye altılı masanın vaat ettiği bir yazı fontundan yazının formatından ibaretmiş. Oradan da Cumhurbaşkanı adayı çıkmasını beklemiyorum. Tekrar ifade edeyim bu yazıda bir yazıda işte 13. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu bazen CHP'li belediye başkanları işte Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu diye kürsüye davet ediyorlar. Bunlar altılı masaya Kılıçdaroğlu ismini dikte ettirmek için yapılan çalışmalar ama bu altılı masa tarafından onaylandığı anlamına gelmiyor. Hatta bu tür dikte etme çabaları altılı masada Gerilim üretiyor, onu da ifade etmek isterim. Peki, teşekkürler. Sayın Özal siz ne dersiniz? Sayın Selvi'nin yorumu, Kılıçdaroğlu ismini altılı masaya dikte ettirmeye çalışan bir lobi var. Ama bu altılı masada çatlak oluşturuyor dedi. Şimdi Sayın Akşener'e yakın bir gazetede böyle bir söylem kullanılması adayın Kılıçdaroğlu olarak açıklandığı anlamını taşır mı? Ne dersiniz? Teşekkür ederim. Öncelikle Abdülkadir Bey'e katılıyorum ben. Yani tabii bu tepki yaratıyor hem altılı masada hem de tabii partinin yönetimi, kendi genel başkanlarını aday görmek isterler, belki de bu şekilde de davranmış olabilirler. Onun, onun farkındayım. Fakat ben bu konu geldiğinde aylardan beri televizyonda hep aynı şeyi söylüyorum. Bugün de aynı şeyi söylemeye devam edeceğim. Sayın Kılıçdaroğlu bir defa e, kendisinin kazanacağından anketlerde emin olmadığı takdirde aday olacağını düşünmüyorum. Hala da onu söylüyorum. Ama Sayın Kılıçdaroğlu tabii kendi puanlarını arttırmak için son birkaç aydır çaba sarf ediyor. Mesela hani Gerek, e, o anketlerde e, işte öne çıkan belediye başkanlarının ad, isimleri daha önde çıkarsa o zaman onların aday gösterilmesini isteyebilir mi Sayın Kılıçdaroğlu? Çünkü hani birkaç defa işte hiç, e, kendileri bir dönem daha belediye başkanlıklarına devam edecekler ifadesini kullandı mesela. Yani adaylıkların önü bir anlamda kapatılmış oldu belediye başkanlarının. Öyle bir şey olursa onların aday gösterilmesini ister mi? Ben ben e, ben hiç sanmıyorum o yavaş ve İmamoğlu isimleri artık masada değildir. Bana göre bundan sonra o artık masada yok. Ama mesela siz yani dediniz ya anketlerde yavaş... önde çıkarsa diye. Anketlerde o isimler önde çıkarsa Sayın Kılıçdaroğlu'ndan daha önde. Anketler çıkarı. anketlerde bakın sadece Yavaş ve İmamoğlu ile ilgili değil. Anketlerde Sayın Cumhurbaşkanına karşı da önde çıkması gerekiyor. Ya, ya sadece Yavaş ve İmamoğlu anketleri önemli değil. Zaten bundan sonra ben Sayın Akşener'in aday olacağını asla düşünmüyorum. Çünkü Sayın Akşener bunu birkaç defa üstüne basarak ben aday değilim dedi. E, yapısını bildiğimiz kadarıyla Sayın Akşener'in söylediğinden de geri döneceğini düşünmüyorum ben. Aday olmaz. ha Bugün konuştuğumuz işte Yavaş ve İmamoğlu e, isimlerinin dışında ya önümüzde 7 ay var. Daha çok farklı isimler göreceğiz biz. Anketler göreceğiz. Bambaşka isimler göreceğiz. Yani bugün gördüğümüz, konuştuğumuz isimlerin hiçbirisi... Belki bir ay sonra, bir buçuk ay sonra, iki ay sonra konuşmayacağız. Dolayısıyla ben sayın Kılıçdaroğlu'nun siyasi tecrübesi, sayın e, Cumhurbaşkanlığı'ndaki girdiği e, bir sürü seçim, orada yaşadıkları ve dolayısıyla e, sadece şeyin seçmeni değil, yani CHP'nin seçmeni değil, bütün seçmenler nezdinde eğer kazanamazsa büyük bir sıkıntıya gireceğini düşündüğünü düşünüyorum ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Dolayısıyla böyle bir riske gireceğini düşünmüyorum. Eğer kazanamayacağını görürse Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı ben aday olacağını düşünmüyorum. Bugün adı geçen veya geçmeyen bir sürü başka insanları biz iki ay sonra göreceğiz. Zaten aday açıklanmasını sordular bana daha geçmişte. Eylül dediği sayın Selvi doğru. Olmadı. Olmaz da. Yani ben bu sene sonu veya ocağa, kadar açıklanacağını bile düşünmüyorum. Açıklamalarına gerek de yok. Çünkü siz açıklayacağınız aday yıpranır yıpranmaz meselesi yok artık ortada. Çünkü açıklanacak aday eğer tanınmıyorsa zaten kazanamaz. Tanınan birisi olacak. Yıpranma konusu da onun için söz konusu değil artık bu saatten sonra. Dolayısıyla artık son, son ana kadar bekleyecekler. Seçim takvimi açıklanana kadar bekleyecekler. Çünkü kendi içlerinde de bir aday arayışı devam edeceğini düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından CNN Türk Masası devam edecek.